Burada can sıkıcı evet ama bilimsel ve önlem alınırsa elbette faydalı. Aktif fay hattı haritamız güncellendi. Buna göre daha önce deprem bölgesi kabul edilmeyen pek çok yerde artık deprem riski altında görülüyor. 90'lı yılların başında 150 olan fay hattı sayısı bugün artık 500'ün üzerinde. Nereler riskli bölgelere eklendi bakalım. Hiç ummadığımız, beklemediğimiz haritada fay izi olmayan yerlerde de bazı depremlerin olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin aktif fay hattı haritası güncellendi. 6 Şubat depremleri sonrası yeni faylar belirlendi. 90'lı yılların başında 150 olan fay sayısı 500'ün üzerine çıktı. Biz bunu 1992'ye kadar 150 tane fay parçası zannediyorduk. Yani 5,5'tan büyük deprem oluşturabilir fay parçamızın 150 olduğunu sanıyorduk. Bu 2012'lerde bakıldı ki 500'e yaklaştı. Şu anda günümüzde anlıyoruz ki 500 değil, çok daha fazla. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel haritayı yorumlayan deprem uzmanı Şükrü Ersoy, Marmara bölgesi için olası senaryoyu anlattı ve uyardı. İstanbul depremi yaklaşıyor dedi. Marmara Denizi'nin içerisinde iki tane büyük fay biliyoruz. Batıda Saras Körfezi'ne kadar giden, oradan Tekirdağ'a kadar geçen bir